Ve e, biz akşam yemek yemiştik. Şimdi o lokantada yok. <laughs> Şimdi her şey, e, her şey kavaklilerde böyle anım anım var diyebileceğiniz sokaklarda dolaşırken burada da ben mezun olduğumda e, ya da dönem bittiğinde beraber yemek yemiştik. Burada e, ilk e, arkadaşımla buluşmuştum diyeceğim. Yerler Ankara'da yavaş yavaş yok oluyor. Ee, bunları korumak, kollamak lazım. Ee, Sayın Başkan, siz e, buradayken sizden bunu e, dileyim lütfen. Tabii, tabii. E, siz bunu gözeten <laughs> bir insansınız. E, bundan sonraki bazı e, yerlerin yok olmaması için size tabii. desteğinizi Söylesi bekleriz. muhtemelen RV. Hayır, RV değil, kavaklı derece. Villa Pizza'ydı. Ha evet. evet Villa evet, Pizza'ydı. Evet. E, o sokakta evet. o yok oldu. Başka bir yerlerde bir şeyler oluyor evet. şimdi. E, yani onları e, bir belediye başkanı olarak kollamanızı e, rica edeceğim sizin de Boğaz o sokak konuda değil mi? Boğaz sokakta. Boğaz sokakta. Evet. Güzel bir sokak. Ama evet. Alper Başkan yani hakim. O konuda teslim çok titiz. Gerek. Çok evet. titiz. Yaşarken bile Edip evet. Ak bayramı. Yaşarken evet. Parkı'nı açtı Genç evet. Erkal'a, evet. Ruta Selda evet. Bağcan'a, Genç Erkal'a. Uğur için de çok güzel bir geniş parka adını verdiniz. Evet. Onun için de ayrıca teşekkür güzel. ediyorum ee, ve mekanları korumak için ne mümkünse elinizden geleni yapacağınıza da Tabii. inanıyorum. Bu Çankaya'lı olarak diye size teşekkürimi şimdiden sunuyorum. Şimdi Villa Pizzadan çıktık, eve dönüyoruz, çocuklar karne heyecanı, yemek yemişiz. Yokuştan çıkarken, bizim eve gelirken, yokuştan çıkarken… Bu bir gün önce değil mi, cumartesi akşamı Cum, Cuma Cuma ya da cumartesi, cuma, cumartesi akşamı da olabilir. Evet, bir gün önce. Şimdi birdenbire yokuş çıkarken direksiyon çekti. Direksiyon çekince tedirgin oldu, dedi ki direksiyon niye çekti acaba, lastikte bir şey mi var, bir şey mi oldu. Ondan sonra hay Allah dedi, neyse devam ettik yolumuza, park etti. Ertesi sabah aklında bu var, Özgür de bulutsuzluk özlemine gideceği için. Oğlum dedi, sokağa çıkacaksın, ölürsün. Konsere gitmeden önce arabanın arabanın etrafında bir dolaş da lastiklere bir tekme at bakayım inmiş mi? Bu direksiyon çekmesi ne içindi acaba? Ee, eğer bir iniklik varsa zili çal bana haber ver dedi. E tabi e, Özgür çıktı arabanın Baba etrafında. Baba duyarlıydı yani gelmene gerek yok. Evet <laughs> yani ne de geç kalma yok bir şey diye haber de vermene gerek yok diye. Ee, Araba bu değil mi? Evet. Evet. Yani var yok bu arabası. Evet zaten. mavi. <laughs> e, o zaman biliyorsunuz e, Renault'un e, şey modelleri. E, şimdi direkt o da geri dönmedi. Dönmeyince demek ki de lastikte bir şey yok. Yani patlama yok. Demek ki öylesine bir şey oldu diye düşündü. Ondan sonra da işte e, Özge gelmek istemedi. Her zaman ister. Dedi ki ee, Özge de gelsin dedi. Özge ufak o zaman 11 yaşında ee, dedi ki e, ben dedi gelme, evde yalnız kalsın istemediği için ısrar ediyor. Ee, ben dedi anneciğim gelmek istemiyorum dedi. Ee, baban istiyordu yok dedi ben gelmek istemiyorum anne e, tamam çocuğum dedim. Evde kal kapıyı kimseye açma hani öyle tembihler yapıp biz hızlıca çıktık. Ee, ben tabii kapıyı biraz Geç kapadım, ee, ancak sokak kapısını, apartmanın sokak kapısını e, tam kilitlenmedi. geri döndüm. Ama uğur mumcu önce, önce çıkıyor. O önce zaten. çıktı. Genelde e, önce çıkıyor idi, çünkü e, herhangi bir şey olur diye kendine göre bir önlem, e, bir beş dakika önce çıkıp, hani bir varsa olacaksa bir şeyi içsel olarak öyle düşünüyor idi. E, başkasına zarar gelmeden aileye diye. Ee, onlar önce çık, o önce çıktı. Ben de sokak kapısı, apartmanın sokak kapısı kapanmayınca geri döndüm. Ondan sonra kapıyı e, tekrar sıkıca kapayım derken e, işte o zaman e, yankılanan üç defa bomba sesi zemin ayağımın altında üç kere sallandı. Olay böyle oldu. Yani sonrası işte daha farklı şeyler. Evet. Yani. yani. kitapta o tabloyu, orayı, o görüntüyü, manzarayı e, sürrealist bir tabloya benzetiyorsunuz. Evet. Yani çünkü e, şöyle bir şeydi, <laughs> e, öyle bir andı ki ben aynı zamanda hem e, kapının önündeydim hem yukarıdan tabloyu seyrediyor idim. Öyle bir e, öyle bir e, hale bürünmüş idim. Yani Aynı anda kapının öndeyim ama aynı anda yukarıdan bütün hani böyle panoramik kamera geçer ya aynı anda da bütün olayları panoramik bir kameradan kayda alır gibi bir zihinle. Sizin bulunduğunuz oluştum. kapıyla patlamanın olduğu yer arasındaki mesafe ne kadardı? Ne kadardır? 30 metre. O kadar. Yani. Evet. 30 metre. Anıtın evet. olduğu yer. Bugün anıtın ok olduğu, olduğu yer. Metri anıtın metri olduğu var. yer, o kadar bir mesafe. Evet. Ee, evet. Mumcu'yu görüyorsunuz ama gidemiyorsunuz. Sizi e, komşular geldi aldı. Evet. Yani onlar e, yan apartmandan gelenler oldu. E, o sırada e, yan apartmandan gelenler oldu ve e, o beni aşağı kata o sırada da emniyet müdürü geldi o an için o anda bazı şeyler çok anında mı ya yani ne kadar süre sonra geldi bazı şeyler çok bazen absürt geliyor insana şimdi olay olmuş böyle bir dramatik bir şey var ben İçeri girmek istemedim, dışarıda oturmak istedim, bakmak istedim, gidemedim çünkü bariyerler var şeyde, su deposu vardı. Bazen hafıza yanılıyor, esasında o su deposunun olduğu şimdi anıt yapılan yerin, e, faili meçhuller için yaptırdığımız bir anıtı da koymuştuk o bahçeye, orada bir tek katlı ev vardı. O dönemde e, sular idaresi oraya lojman yapmıştı. Bir bir tek katlı ev vardı aynı zamanda e, ve de çevresinde yüksek bariyerler vardı yani demir parmaklıklar. E, şimdi orada e, gördüm e, tabii ki olayı algılamış bulundum ne olduğunu. E, sonra işte. E, Birisi üstünü örtsün dediğimi hatırlıyorum. Ondan sonra e, taksi durağından insanlar gidip üstünü örttüler. E, sonra bir müddet sonra içeri gelin dediler. Yok burada durmak istiyorum dedim. Çünkü e, dediğim gibi insanın hafızasının ve kendisinin bazı olaylar karşısında nasıl bir hale bürüneceğini kestiremez. E, dediğim gibi panoramik olarak her şeyi hıfsettiğim için hepsini görmek istemiş idim. Sonra e, emniyet müdürü geldi, e, bilginize başvurmak istiyor diye elektrikler kesilmiş zaten apartman yandaki apartmanın altına bu daha sonra tartıştığımız Ömer Çiftçinin e, evine indik orada emniyet müdürün bana sordu düşmanları var mıydı dedi <laughs> Yani e, şimdi e, şimdi. <laughs> Şimdi herhalde daha uzduruplu davranıyorlardır böyle olaylar karşısında. Biraz gene son zamanlardaki tavırları nedeniyle gene şüphelerim yükseliyor ama emniyetin bu tarz olaylarda nasıl davranılacağı konusunda biraz da eğitim almaları gerektiğini düşünüyorum her zaman. Yani o sırada şöyle miydi, böyle miydi diye birkaç soru sordu. Öyle. O sırada Güldal Hanım aslında çok çarpıcı ve beni çok etkiledi. Bir çocuk sahibi olunca siz de bunu anlıyorsunuz. Ayça Hanım geliyor. Siz Ayça Hanım'a... Ayça, <laughs> Allah rahmet eylesin. Geçen çok sene dünya, kaybetmişiz evet, onu da. Dünya güzeli bir komşumuz kızıyla. Evet. Özge ile ilgilenmesini söylüyorsunuz. Çünkü katledilen babası 50 metre ileride ama çocuğun haberi yok. Annesi bütün gücüyle, o zaman siz Ayşe Hanım'a bir şeyler söylüyorsunuz. E tam daha e, <laughs> yan apartmanın önüne geçmeden, tabloyu gördükten sonra, tabi gürültüye komşunun kızları çıktılar, birdenbire dışarı çıkmışlar. O sırada Ayça'yı gördüm ve dedim ki Ayça'ya, Ayça, Ayça e, konservatuar öğrencisiydi Şam bölümünde. Ve bizde de piyano vardır. Uğur piyanoyu çok severdi ve Özge'nin piyano çalmasını çok arzu etmişti ve ders alıyordu Özge. Ayça da arada sırada gelip onunla piyano çalışırdı. Ben de dedim ki onu görünce...